pandemiyle birlikte ticaretin şekli değişmeye başladı. Bundan birlikte lojistik sektöründe oluşan krizden dolayı lojistik taşımaların maliyeti çok arttı. Bu Türkiye için bir avantaj. Lojistik maliyetleri Türkiye'de son derece cazip hale gelmeye başladı. Sektör firmalarımız kapasite artışlarına yönelik yatırımlar, teknolojik gelişmeler yaptı. Ar-Ge merkezi sayımızı arttırdık. Bundan birlikte ürün kalitesi konusunda sıkıntımız yok. Sürekli dünyayı takip ediyoruz. Gerekli sertifikasyonlara firmalarımız haizler. Akabinde baktığımızda yeni nesil ürünlere yönelik, ekodizayn kriterlerine yönelik de ürünler yapılmakta ve halen de o konuda çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla bunlar çok büyük bir avantaj. Son ekonomik gelişmelerden sonra da bakıldığı zaman işçilik maliyetlerinden kaynaklı da bir avantajımız var. Şu andaki atmosfer üzerinde en uygun, hızlı, çalışkan, işini severek yapan bir toplum oluşuna. İkincisi, işçilik maliyetlerinin düşük olduğuna. Üçüncüsü, Türkiye'deki üretilen malların artık Avrupa standartlarına yaklaştığını, hemen hemen hedefe ulaştığı için tercih ediliyor. Biz üretimimizi kaliteli bir şekilde yapıyoruz. Kaliteli ürünleri rekabetçi koşullarla pazara sunuyoruz. Yurt dışındaki müşterinin kendi ülkesinde bulduğundan daha uygun fiyat koşullarıyla bunu sunabiliyoruz. Tabii bunu nasıl sunuyoruz? Bunun altında hem teknolojiye yapılan yatırım var. Dolayısıyla ben yurt dışındaki yatırımcı veya müşteri olsam önce kalitesine bakarak alırım, sonra fiyatına bakarak alırım. Sonra da pazara yakınlığına göre alırım. Türkiye imalatın cenneti. Her türlü ham maddeye ulaşımımız çok kolay. Sevkiyatlarda yerimiz, coğrafi konumumuzdan ötürü birçok Avrupa ülkesine ya da diğer ülkelere sevkiyat yapmamız çok basit. Çok güzel mühendislerimiz var, cevher doluyuz. Dolayısıyla teknolojileri çok yakından takip edebiliyoruz. O nedenle siz yabancılar neden ithalat yapmamalıyım demelisiniz.